Ne demek istediğimi anladın. Anladım. Şimdi sen bu adamın kızını oğlan istiyorsun. Adam da seni çağır bir tanışma. Bir şeyler soracak. Şimdi sen de kendini övemezsen. Doğru. Ayıp olur, mütevazi davranacaksın. Ben de arada girip seni ügeceğim. İşte bu kadar. Ha bu kadar. Arada da üstüne koyarım ya canım. Oo efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Buyurun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, zamanım kısıtlı. Yani bir ekmen konuya girelim. Oğlunuz ne iş yapıyor? Efendim, bizim bir bakkalımız var. Oğlum da olan işletmeliğini yapmış. Ney? Bakkal mı? Koskoca marketleri var. Birinci market, ikinci market. Marketler zinciri var. Toptan gıda zincirleri var. Çok mütevazı canım, çok mütevazı. Çok iyi, çok iyi. Peki efendim, onu geçti. Oğlunuzun acaba arabası var mı? Efendim, iki tane arabamız var. Birine ben binirim, birine de oğlum binir. Ney? İki tane mi? Yazlık ayrı araba, kışlık ayrı araba. Ufağı ayrı, jipi ayrı. Otobüs firmaları, tır firmaları. Çok mütevazı canım, çok mütevazı adam. Bak bu çok iyi, çok iyi. Peki efendim, bu oğlunuzun evi var mı? Efendim, iki katlı bir evimiz var. İşte ben oturuyorum, altta da oğlan. Ney? İki katlı ev mi? Dubleks mi? Tripleks mi? Villa. Topraklar, hayvanlar, atlar, seyisler, bakıcılar, hizmetler. Bu çok mütevazı, çok mütevazı. Bu çok iyi efendim, çok iyi. Peki efendim, bunları biz bitirelim, bunları geçelim. Formalite bunlar. Peki oğlunuzun acaba vücudunda bir arıza var mı? Arızası yok efendim. Sadece sol gözünün bir tarafında hafif bir kayma var. Ney? Kayma mı var? Ve gözünün bebeği elece yok. Öbürü de yok, kol bile. Ney? Efendim, üst üste gelen kötü haberler ancak bu kadar güldürür galiba. İzleyelim. Feyza Bey. Buyur Reşat Usta, hayırdır? Ben de sizi bulmaya geldim. Beni bulmaya mı geldin? Niye kilo? Hani sizin evin çatısı çatlaktı, içeri yağmur akıdı. Ben de bir aydan beri onu bulmaya çalıştım ya. Hello, vallahi parasını da peşin vermiştim o. İşte size bir tane kötü haberim var. Ne? Kötü haberin mi var? Neymiş? Ben sizin evin çatısından çalışırken yanlışlıkla kiremitin bir tanesini aşağı düşürdüm. Bahçenizdeki köpeği öldürdüm. Köpeği mi öldürdün? Vah! Ya Feyzo Bey, inanın köpeğiniz Karabaş'ı yanlışlıkla öldürdüm ha. Karabaş mı? La Karabaş bizim köpek değil ki. Bizim köpek Sarı. O bitişik komşu Mustafa Bey'in köpeği. Yapma ya. He ya? O zaman size daha da kötü bir haberim var. Daha kötü haber neymiş? Ben evinizin çatısı diye bir aydan beri Mustafa Bey'in çatısını düzeltmişim. La kiremitler de ne güzel olmuştu o. Vay! Ne haber lan Şaban he? Ben sana demedim mi oğlum lan? Demedim mi lan? En büyük fener diyorum, sen hala orada zırtapozluk yapıyorsun be. Yenemezsiniz oğlum. Yenemezsiniz. Şükrü Saracoğlu'nda bizi yenemezsiniz ya. Yavrum benim be. Kanaryam benim be. Hey. Al bakalım Himmet kardeş. Çayını iç. Oğlum lan. Ne ağlayıp sızıyorsun lan? Senin de takım küme mi düştü yoksa ha? Ne takımı ya? Ben ekmeğimin derdine düşmüşsüm. İş yok, güç yok Samet abi ya. Ulan dur lan, avrat kısmı gibi ağlayıp sızlayıp durma lan. Bana bak, sen bildiğim kadarıyla iyi bir boyacısın. İş bulursun oğlum. Ya iyi boyacı olmayan iş bulunuyor mu ki? Bak, üç gündür iş arıyorum yok abi. Açlıktan öleceğim ya. Oğlum ne yaparım? Canım bu sana değil yani. Memlekette böyle bir takım rahatsızlıklar var tabii. Himmet, aklıma geldi lan. Ben sana bir kıyak yapacağım. Bizim evin dış cephesi döküm döküm dökülüyor. Aa böyle sarı, turuncu karışmış durumda. Sapsarı dış cepheli evim var oğlum.
Diyorum ki bizim evin dış cephesini boyasam. Aha sana iş. Allah razı olsun abi. Ver elini öp. Öp lan öpme. Papaz mıyım lan öp ya bırak. Şimdi bak dinle. Hani benim taradık bu nalbur bayram var ya. Ha bayram abi. Get benim selamımı söyle. Ne istiyorsan boya mı istiyor, ıvır mı zıvır mı hırdavat mı? Get ondan al. Benim hesabıma yazdır. Ondan sonra güzel güzel şöyle dış cepheyi sürünler gibi boya. Sen hiç merak etme abi. Ben var ya senin evi şatoğumu yaparım ha. Hadi bakalım. Hadi abi. Kolay gelsin İmmet. Sağ ol. Kolay gelsin kardeşim. Selamun aleyküm Saffet emmi. Aleyküm selam İmmet. Hoş geldin lan. Hoş bulduk abi. Ne yaptın lan? Bitirdin mi? Bitirdim Saffet emmi. Eline koluna sağlık kardeşim. Yalnız Saffet emmi sen bana evi boya dedin ya. Yalnız ben senin evi bilmediğim için gittim nalburdan boyaları aldım. Senin hesabına yazdırdım. Ondan sonra da senin evin bulunduğu sokağa girip böyle evleri tek tek boyamaya başladım. Lan İmmet ne yapıyorsun lan? Delendirme ben lan. Sen ne diyorsun lan? Şimdi gidip nalburdan boyaları alıyorsun. Benim hesabıma yazdırıyorsun. Başkalarının evleri, el alemin evini mi boyadın lan? Vallahi abi senin evde boyamış olabilirim yani. İmmet delendirme oğlum beni. Çapraz bulmaca çözer gibi. Sen benim evi boyadın mı, boyamadın mı? Vallahi boyamış da olabilirim, boyamamış da olabilirim Saffet abi. Yalnız Saffet abi senin ev şu sarı cepheli olan evdi değil mi? He lan sapsarı lan. Balkon demirleriyle pervazda lacivert olan evdi değil mi? Ne yap lacivert lan? O evi boyadım Saffet abi. Bu sarı cephe var ya onu öyle bir sarıyla boyadım ki cillop gibi oldu ya. Oh eline sağlık. Yalnız Saffet abi lacivert olan balkon demirleriyle pervazı var ya artık lacivert değil. Kırmızıya boyadım abi. Ne ettin ne ettin? Vallahi abi boya bitti ne yapayım o eve kırmızı denk geldi. Sen şimdi benim evi sarı kırmızıya mı boyadın lan? Vallahi abi çok güzel oldu. Yani boya bulamadım. Hümmet lan oğlum lan elimden bir kaza çıkacak lan. Olur mu bana yapılır mı lan? Ne yaptım abi fıstık gibi oldu ya sarıyla kırmızı falan. Hümmet! Udrubet Hümmet. Yer cücesi Hümmet. Lan lan ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Efendim, sarhoşken araba kullanan ve elektrik direğine çarpan Karadenizli hemşerimin durumu nasıl? Ben de merak ederim. İzleyin. İyi günler Fadime Hanım. İyi günler Niyazi Bey. Hayırdır Fadime Hanım? Biraz moralinizi bozuk gördüm. Bir sorun mu var? Vallahi dün gece kocam eve çok sarhoş geldi. Vallahi tam bizim mahalleye girerken bir elektrik direğine çarpmış. Yapma ya Fadime Hanım. Vallahi çok kötü bir durum bu. Evet çok kötü bir durum. Fazla bir şeysi var mı bari? Vallahi işte arabayı tamirciye verdik. Biliyorsunuz daha da yeni almıştık. Daha da borçları da bitmemişti. Ya canım ben arabayı sormayırım. Ha, yok yok elektrik direğinde bir sorun yok. İşte bugün herhalde yenisini dikeceklermiş. Ya canım ne elektrik direği? Kocanı sorarım kocanı. Onun fazla bir şeysi var mı? Sahi. O da vardı değil mi? Allah Allah. Acaba onu o kargaşa da nereye götürdüler? Nasıl? Valla bana bak. Tamam buradan bir adam geçti mi? Yok geçmedi. Lan ben adam değil miyim oğlum ha? Demin buradan bir adam geçti mi? Geçti. La sen ona adam mı değilsen ha? Ney? Efendim, aşkta dürüstlük çok önemlidir. Bakalım fikramızdaki sevgililer ne kadar dürüstmüş. Beraber izleyelim. Canım. Senin gibi bir sevgilim olduğu için çok mutluyum, ah, çok. Ben de Feyzo. Yo, iyi ki sana rastlamışım ha. Bu zamanda dürüst kız bulmak çok zordur ya. Sağ ol Feyzo,
Sen de çok iyisin. Ya, 2 yıldır seninle birlikteyiz. Eğer sen de razı gelirsen ben seninle evlenmek istiyorum canım. Sahi mi diyorsun Fezo? He kız, sahi diyem aşkım. Cano, ne oldu? Şey Fezo, sen çocukları sever misin? Ya sen ne diyorsun? Ben çocukları çok severim Cano. Oh, içim rahatladı. Niye ki sordun? 2 yıldır senden saklıydım. Benim 2 tane çocuğum var. 3.'süne de hamileyim. Vay! Kızmadın değil mi? Yok, niye kızacağım ki? Cano, peki sen cinayet romanlarını sevin mi sen? Sevmek de kelime, bayılıyım. Oh be, rahatladım. Niye ki? Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ben 2 yıl içinde 2 tane cinayet işlemişim. Sen bana söylemedin ama ben araştırdım. Da ben 1 tane diyebileyim. 2.'sini ne zaman işledin? 2.'sini şimdi işleyeceğim. Kılıç! Bak oğlum, ben kimsinin işine karışman emme, sana bir tavsiyede bulunuvereceğim gari. Çok teşekkür ederim müdür bey. Bekasan bir an evvel evlen. Yo şayet evliysen bir an önce boşan. Üle. Efendim, peştemalli Fadime kimdir biliyor musunuz? İşte cevabı. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ha bu koskoca mahallede ben bizim peştemalli Fadime'yi nasıl bulacağım ya? La ilahe illallah. Şşş, hemşerim. Buyur kardeşim. Şey diyeceğim, ha bu sizin mahallede bizim peştemalli Fadime oturuyor da sen onun evini biliyor musun? Peştemalli Fadime? He. Yok kardeşim, tanımıyorum, kusura bakma ya. Hadi hayırlı günler. Ya ne yapacağım ben şimdi? Nereden bulacağım bu garıyı ya? Allah Allah! Merhaba. Allah Allah! Ya. Ne yapacağım bu koca mahallede ya? Şşş! Hemşerim, evet. Şey diyeceğim sana. Ha bu sizin mahallede peştemalli Fadime oturuyor. Sen onun evinin yerini biliyor musun? Ya ben Fadime falan tanımıyorum ya. Ya hemşerim bana yardım et sana. Ne yapacağım ben? Kime soracağım? Bak şurada bir köşede bir dilenci var. O buraların eskisi de, ona bir sor bakalım. Bilirse o bilir yani. Bilmezse de... sağ ol, sağ ol, ha. Sağ ol. Sen de sağ ol, hadi. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Aleyküm selam. Şey diyeceğim sana. Ha bu sizin mahallede bizim peştemalli Fadime oturuyor. Sen onun evini biliyor musun? Tanımıyorum ama melodisini söylüyorsan belki çıkarabilirim onu. Nasıl? Ev sahibine 3 aylık kira borcu 1.000 gayne. Çek yadın 7. taksiti 90 gayne. Kasap Raşide 150 gayne. Bakkal Ahmet'e de 200 gayne. Buzdolabının taksidi 90 gayne. Robot'un 4. taksidi 30 gayne. Akıllı fırının ise kaç paydı lan o da? Ha 40 gayne. Ha 40 gayne de o. Langara. Bu kadar borcumuz yetmiyormuş gibi bir de gitti robotla akıllı fırın aldı. Lan sen domatesleri daha dilim dilim doğrayamıyorsun. Robot nasıl doğrasın lan? Akıllı fırınmış. Düğmesine basmadan akıllı fırın çalışmıyor ki. Ulan bu kadar bulunan yenilikler ev kadınlarını tembelleştiriyor. Ulan gari. Ulan gari sen bu akıllı robotla fırını bir boz. Ben seni o zaman döve döve akıllı robota çevirmezsem bana da Mehmet demesin. Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapıyorsun sabahtan beri bır 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 kendi kendine ya?
Lan Kerim kardeşim, sen de ileride bir gün devlet memuru olursa o zaman anlarsın beni. Lan bak, hesaba kitaba gömüldük lan. Ne yaptın böyle, ne yaşapıyorsun? Hiç canım hiç, gama ışınlarının atmosferdeki yayılış hızlarını ve bu hızların stürojen ortamdaki reaktif hareketlerini hesaplıyorum lan. Evet abi, bu memurluk bu kadar zor mu ya? Ya bak kardeşim, Kerim kardeşim, senin zaten aklın çok az. O kalanı da anca sana yetiyor lan. Bu kadar düşünme, boşver. Ya şimdi Mehmet abi, sen anlatırken aklıma takıldı bu gama ışını. Gama ışını dedin yani kaçıyor, uçuyor arkasından ben koşuyorum. Lan bırak şimdi gama ışınlarını, mama ışınlarını. Ben öylesine farzım ise söyledim. Sağa sola esnafa olan borcumu hesaplıyorum lan. Hele bizim hanımın isteklerine yetişemiyorum kardeşim ya. Ya sen kendi hanımını diyorsun. Benim hanımı bilmiyorsun tabii. Bak inanmazsın Mehmet abi. Geçen salı geldi, benden 200 kayma istedi. Ana. Ya çarşamba geldi, 300 kayma istedi. Baba. Dedim artık istemez herhalde. Ulan perşembe de geldi. Değil mi lan? Bu sefer 400 kayma istedi. Ya hiç cuma mübarek bunlar herhalde, pas geçti beni. Cumartesi geldi, 700 kayma istedi. Ana! Lan Kerim, senin halin benden de betermiş lan. Vallahi şimdi senin haline acıdım kardeşim ya. Ya senin hanım bu paraları ne örüyor böyle? Bilmiyorum ki abi, o öyle istiyor, ben vermiyorum. Deme la! Ne oldu Mela bacı? Hayırdır? Meyhaneyi ne zaman açacaksın? Bacı begim, pazar begim kapalı. Yapma ya, tüh! Ne oldu bacı, yoksa senden mi alkole başladın? Köküne kirpiş suyu alkolün. Kendim için sormuyorum, bizim herif için soracağım. Ha ya, Allah ıslah etsin, senin kocan da tam ay yaş bacı. Sorma. Ya bacı, yoksa krize mi girdi bu? Niye meyhaneye girmek için böyle acele edir ki? Ne girmesi, çıkmak için. Çıkmak mı? Sorma Naim kardeş. Düneyin bizimki meyhanede sızmış kalmış. Sen de kapıyı üstüne kilitlemişsin. Şimdi sizin meyhanede anlayacağız. Esami! Şimdi o içkilerin hepsini içer bitirir ya. Ne? Efendim, Güneydoğulu hemşerim karısının iyileşmesi için bütün malını mülkünü satmak zorunda kalıyor. Bakalım sonunda neler oluyor. İzleyin. Selam aleyküm Feydu. Ve aleyküm selam selam. La kahveci, bana bir su ver o. Vallahi içim yanıyor o, içim. Kurban, sağ olasın. La selam, hayırdır? Bu halin nedir? Çok üzgün sen. Vallahi hastaneden geliyorum kurban. Hastaneden mi geliyorsun sen? Kim hasta? Karım Kiru. Çok hastaneliyim. 4 aydır hastanede yattı. İlk önce herkesten soğukluydik. Ama durumu iyice ağırlaştı. Vah. Vallahi büyük geçmiş olsun Selo. Peki hastalığı neymiş? Ula ne bileyim. Ula teşhis koyamadılar. 4 aydan beri yattı. Yok sorma kurban. İlaç parası. Doktor parası. Yok röntgen parası. Evi de sattık. Arabayı da sattık ya. Doğru mu değilsen? He valla. Doğru diyeyim ya. Ulan 4 aydan beri ne ölü ne dirili. Ya bir sürü de masraf gidi. Valla çok zor durumdayım Feyzo kurban. Ya Selo, sen kendini üzme bu kadar. Biz bütün arkadaşlar her zaman senin yanındayız o. Ya Selo, kusura kalma da bir soru soracağım. Karın öldükten sonra ne yapacaksan? Vay ben öyleydim. Vay ben öyleydim vay. Ya ne yapacağım? Karım öldükten sonra kolay. Gömersen gider. Ama eğer yaşarsan kötüdür. Valla bir sürü masraf gidi. Ben onu düşüneyim, onun için ağlayamıyorum. La Selo, ayıptır lo. Böyle düşünme. Vallahi karın hakkını helal etmez sonra ha. Ya böyle deme Feyzo. Valla bekarlık çok zordur. Ya bu bekarlık... Feyzo'lu? Feyzo? Buyur Selo.
Ya senin bir baldız vardı, kocası ölmüştü. Duldu değil mi? Vay! Selamünaleyküm Yunus'um. Aleykümselam İtiraz, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hayırdır, dün akşam yok buna burada. Ya sorma İtiraz abi ya, sorma ya. Dün başıma gelenleri bir bilsen var ya. Sordum bir kere, anlat bakayım. Ya benim şeyimde, bahçemde arı kovanları var ya. He. Nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah, bastı orayı ayı, bin tane ayı. Ben onların peşine sabaha kadar dön dolaş, dön dolaş, iflahım kesildi ya. Bin tane ayı. Bin tane ayı, ben sabaha kadar kovaladım onları, sabaha kadar uyumadım ya, bin tane. Bin tane ayı. Sen neredeydin? Ben de dün akşam yoktum ha burada. Neredeydin? Benim bahçenin içinde bir ceviz ağacı var ya. Bilirim o ceviz ağacı. Tepesinde ben sabaha kadar değirmen çeviriydim. Sen? Çok yoruldum. Ben. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Ceviz ağacının tepesinde. Değirmen. Evet. Çevirdin. Evet. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Hadi lan yalan konuşma ya. Olur da bu kadar büyük yalan olur mu ya? Sen ayıları bire düşün, ben ceviz ağacından aşağı indireceğim değirmeni. Nasıl? Öyle. Efendim, Erzurumlu hemşerimin işe alınması için beşer olması gerekiyormuş. Bakalım Erzurumlu hemşerim işe girebilecek mi? İzleyin. Kızım, o iş ilanı için sırada bekleyen adamı gönder bakayım. Hadi. Gel. Kolay gelsin efendim. Hadi hadi hadi, vaktim yok. Üç gündür milletine görüşürüz. Adın ne senin? Sabri efendim. Arkadaşlar arasında da Fatih Sabri derler bana. Sabri, bir bakalım. Olmaz Sabri Bey. Neden efendim? Ben bu iş için deneyimli biriyim. Ama burada evli yazıyor. Olur mu efendim? Dün de bana sıra gelmemişti. Benden önceki adamı işe aldınız. O evliydi. Hayır kardeşim, biz evli almıyoruz. Bekarlarla çalışıyoruz. Olur mu efendim? Dünkü aldığınız adam evliydi. Ya kardeşim, yalan mı söylüyorum? Evli adam almıyoruz dedim sana. Bekar adam alıyoruz. Vay, ben bittim müdür bey. Ben ölmüşüm müdür bey. Ben bittim müdür bey, ben bittim. Ya kardeşim, bu kadar abartmaya gerek yok ki. Bu iş olmaz, başkası olur. Ben bu işe alınmadığıma ağlamıyorum. Ne ağlıyorsunuz o zaman? Ben bu işe girmek için dün gidip Yıldırım nikah kıydırdım, ona ağlıyorum. Ne? Sevgili çocuklarım, bugünkü dersimizin konusu elektrik. Bu konuya hepiniz çalıştınız mı? Yok, çalışılmadı herhalde. Sen kalk bakalım, dersimizin konusunu anlat bakalım bir. Dersimi çalışamadım hocam. Niye çalışamadın oğlum? Yoksa sular mı kesikti? Sular kesikti hocam. Sular mı kesikti? Yahu suların kesik olmasıyla dersinin ne alakası var? Suyun altında olmayınca dersimi çalışamıyorum hocam. Bakın arkadaşlar, bu da enteresan bir konu. Bir de benimle alay ediyor. Otur yerine. Rafet, sen kalk bakayım oğlum. Anlat bakayım. Elektrik nerelerden geçmez? Hocam camdan, tahtadan, de lastikten geçmez. Efendim? Efendim oğlum, gördünüz mü? Dersine çalışan bir insan, bakın nasıl cevap veriyor. Aferin lan, efendim sana 10 veriyorum. Otur yerine. Başka. Sen kızım, sen söyle bakalım. Kankaya. Elektrik başka nerelerden geçmez? Fakir mahallelerden geçmez öğretmenim. Deme kız. Efendim, acaba bütün masallar bir varmış bir yokmuş diye mi başlar? İzleyin. Merhaba komşu, nasılsın? İyiyim komşu, sen nasılsın?
Ne olsun işte, çok çocuk uğraşıyız. Kitap mitap aldım. Aman Cano, çok dikkat edin. Son zamanlarda uyuşturucu olayları falan aldı başını gidiyor. Aman Allah korusun Gülüm. Gerçi bizimki daha ilkokulda ama. Anam, bunun ilkokul lisesi yok ki. Uyuşturucu tacirleri kol geziyor ortalıkta. Aman be Gülü, içimi kararttın. Ne yapayım canım? Biz de çocuk büyütüyüz. Kız görmeyeyim mi sen haberlerde? Okullarda neler oluyor? Eskiden böyle miydi? Şimdi çok değişti. Neyse canım, sen ne yapıyorsan, nereden geliysen, ne kitap aldın? Bizim çocuğa öğretmen ödev vermiş. Git bir tane masal oku, özetini getir demiş. Masal kitabı aldım. Hangi masal aldın? Ne bileyim ben, aldım bir tane. Ama bir şey çok merak edeyim, biliyor musun? Neyi merak ediyorsun? Acaba diyorum, bütün masallar bir varmış, bir yokmuş diye mi başlar? Tabii ki hayır. Hayatım, bu akşam toplantım var, eve geç geleceğim diye başlayan masallar var. Özellikle benim La Fontaine kocacığımın masalları böyle başlıyor. Vış! Ulan Yıldız, ne bu halin, çok neşelisin. Ben neşeliyim tabi, ben neşeliyim. Ben neşeli olmayan da kim olsun? Hayırdır, nedir bu neşenin sebebi acaba? Kaynanan bize yarın geliyor da. Kaynana yarın size mi geliyor? Sen kaynananı hiç sevmezsin, ondan nefret edersin. Ne bileyim, bir kaşık suya boğmak istersin onu. Sevmem zaten, günahım kadar sevmem. Hala sevmeyelim, hala sevmeyelim. Sevmeyorsun da yarın gelmesine niye seviniyorsun o zaman? Şimdi yarın geldi o zaman beni evde bulamayacak da, onun dırdırını da ben dinlemek zorunda kalmayacağım. Oha sevinirim. Niye ki? Şimdi kaynanam bize yarın gelecek ya. Ben kaynanam bize yarın gelecek diye ben de gittim bizim köşedeki bankayı soydum. Niye ki? Bana dediler ki en az 5-6 sene yersin dediler. Hal boyluyken kaynanam beni en az 6 sene görmeyecek. Ben de onun dırdırını dinleme zorunda kalmayacağım. Nasıl? Ya durdurma beni. Gitmem lazım. Çünkü bu çantada dul ve yetimlerin aylığı olabilir. O yüzden dolayı onları mağdur etmeyeyim. Hemen gidip teslim olmam lazım. Nasıl? Efendim, kendi topraklarımızdan, kendi öz kültürümüzden olan Fikralarla Türkiye güldürmeye devam ediyor. Of Kina! Ne oldu la Turan? Ne bileyim Kemal, içim daralıyor, yüreğim sıkıyor. Bilirsen, eserliği yapalıya yıllar oldu. En kötü bir işimiz gücümüz de var. Ama neyse, böyle hiçbir şeyden tad olmuyorum. Yani hiçbir şey hoşuma gitmez. Ben senin sıkıntın bilirim. Senin canın evlenmek istiyor. Vay o mübarek gelin. Elini öpeyim. Nasıl da anladın? Ama bizimkinden anlamıyor Kemal'e. Ola bana bak. Sabahleyin eve gideceksin. Dışarısı soğuk. Anan tandırı yaktırayasan böyle titriyeceksin. Hem böyle. Böyle it gibi titire. Anan üstüne yorgan örsün, sen yine titire. Üstten battaniye örsün, sen yine böyle bir titire. Ne örterse örsün, sen yine titire. O zaman anlamaz. Tamam. Böyle mi titireyim? Böyle it gibi titriyeceksin. Kemal Ali, daha ben yarın böyle miyim? Şimdi sabah gidim diyeyim, ben hastaya müşirim. Eğer olmazsa gel yüzüme tükür, tamam mı? Hadi de gel. Kemal abi ben gideyim. Tabii. Kemal abi gideyim. Ma oğlum durduğun hata de git ya. Olmadı. Anlamadı. Gittim ana, dedim işilem tandır yak, tandır yaktı döşeği yanına serdi. Dedim işilem yorganı serdi, dedim işilem battaniyeyi serdi, dedim işilem onu serdi, dedim işilem titirem, en son ne desin? Ne desin? Herhalde ortalığın hastalığı. La senin bu ana da hiçbir şeyden anlamıyorsun. Valla ikinci bir formülüm var, bir kesin olur. Son mu diysen? Şimdi eve gideceksen evleyin.
He. Evde pilav varsa bugün pirinç pilavı var. Ha. Şimdi baba, anan, bacılar böyle otur. He. Tamam, böyle yer gibi yap ama tut kaşığı pilavın ortasına kalk. Hiç geri dönme. Öyle hemen çık. Anlarlar mı Kemal emi? Ula oğlum, anlamazlar mı? Bu sefer olmazsa yani yüzüme tükürme. Sen gel. Sen yine tükür, tükür. Kemal emi. Gideyim. Ula oğlum, durduğun kadar dikkat et. Yine mi olmadı? Gittim eve. Böyle oturduk hep beraber sofraya. Kaşığı aldım. Pilavın ortasına sapladım çıktım. Anam peşimden ne bağır sen? Ne bağır? Baba ye, zokkum ye. Şimdi de yemekleri beğenmiş. Senin o anan var ya. Çok anlayışsız kal. Ben ne edeceğim bilmiyorum efendim. Benim halim ne olacak bilmiyorum. Buradan bu üçüncü polis kesin tut, vallahi. Şimdi baban ikindi de eve gelir. He, namazın peşine gelir. Şimdi baban evdeyken bir tane mızmar al. Mızmar? Çivi. Heh. Ayakkabısını al, eşiğin ortasına çak. Tamam. Çakıp geleceksin. Bu sefer kesin anlarlar emin. Tabii kesin anlarlar oğlum. Cemal'im ben o zaman gideyim. Ula oğlum, durduğun kaseti geç ya. Kemal emin, Kemal emin. Gittim. Babamı ayakkabısını aldım, tam bir eşiğin ortasına çaktım. Tam da peşimden çıkırdı. Aha, aferin. Şimdi eli kulağındadır. Der ki gelin. Ola gel sen aferin. Ula aferin de bir tane öpeyim. Oh aferin. Ola! Ola sen burada mısın ola? Ola bu ayakkabının hali ne ola? Ula daha ikinci taksitini bile ödeyememiştim. Ula sen nasıl bunu yaparsan ola? He? Ola bu ne hal lan? Ola o mu Kemal? Ola yılanın başı sensen. Bu oğlana bu şeytanlıkları hep sen öğrendin sen. Senin o başını ezmek lazım. Ola kaçmayın. Kemal emi. Ne? Kaçak. Durduğumuz hata. Recep Bey, şey pardon, Recep Yon kardeşim. Bir bardak, bir bardak su alabilir miyim acaba? Himmet Bey, hemen geldim. Buyurun, buyurun efendim. Allah, Allah razı olsun kardeşim. Allah! Özür dilerim efendim, özür dilerim. İsim mi? Himmet Kalkan mıydı? Himmet Kalkan. Kalkan, tamam. Kaç kişi efendim? 3 kişi. Evet Himmet Bey, tamam. Kahvaltı... Öğle yemeği ve akşam yemeği dahil diyorsun. Kabil kardeşim, bir bardak daha su ne olursun. Allah rızası için. Tamam Himmet Bey, ben sizi arayacağım. Beyefendi, çok susadıysanız ben size sürahi vereyim. Siz kana kana için ya. Yok yok kardeşim, yok, yanlış anladım. Ben kendim için ne istemiyorum. Başkalarını da rahatsız etmek istemiyorum. Odada yangın çıktı da ben böyle tulumbacılar gibi su taşıyorum. Ne diyorsun lan? Efendim, gülmenin yaşı olur mu? 7'den 70'e herkese Fikralala Türkiye yeter. Selamun aleyküm İdris Emice. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yoğdum burada, gelemedim. Çok başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun Yunus'um. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Eyvallah. Yani ne bileyim, Allah çok rahmet etsin. Allah çok rahmet eylesin. Karıcığınızı ne zaman gömdünüz? Dün gömdük onu. Şimdi de şeye gideyim, mezarlığa gideyim. Etrafını bir temizleyeyim, bir dua okuyayım. Yani
Cenaze kalabalık mıydı? Ya hiç sorma. Bütün kasaba oradaydı. Dışarıdan gelenler oldu. İşte böyle imani billah hınca hınca insan dalıydı. Allah rahmet eylesin. Sonuçta gideceğimiz yer orasıdır. Yani doğru. Allah geride karınlara uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Yani en sonunda gideceğimiz yer orasıydı. Rahmetliyi çok severdim. O da beni çok severdi. Ben çok iyi biliyorum. Bütün köy kasaba çok severdi rahmetliyi. Ya herkes öyle değil. He. Ben buna bir türlü inanamadım ya. Niye? Bir türlü inanamadım ben buna. Niye ki? Ya onu da dün anladım. Nasıl? Ya Mevta'yı mezarla böyle mezara indirirken, he, toprağa atarken arkadaş ya bir ben alkışladım ya, başka hiç kimse alkışlamadı. Nasıl? Öyle. Allah Allah, Allah Allah. Ulan Feyzo, ne yapacaksın burada? Oy, hoş gelmişsen Selam. Ya vallahi coğrafya konusunda bir dersim vardır, onun araştırmasını yapayım ha. Bu güneş tutulmasıyla ay tutulmasını karşılaştırayım. Ama aklıma bir soru takılmıştır. Onu düşüneyim. Ulan bana sor ha. Benim biraz bilgim vardır bu konularda. Ya Selam, şimdi bu güneş tutuli, ay da tutuli, dünya niye tutulmuyor? Ulan oğlum. Sen de saatte 2 milyon kilometre hızla dönseydin, valla sen de tutulmazdın. Oy! Ya bir de bu yer çekimi kanunu var ya, hani biz onun sayesinde böyle yere basıymışık. Ya bu yer çekimi kanunu ilan edilmeden önce biz ne yapıyorduk? Ne bileyim lu? Herhalde havada dolaşıyorduk. Oy! Sonra Allah razı olsun, net onun kafasına elma düştü, yer çekimi kanunu ilan etti. Allah'tan ki etti o. Niye ki lu? Ulan düşünsene, yer çekimi kanunu olmasaydı ve biz de Amerikan bilardosu oynasaydık ne olurdu? Ulan o 24 tane topu delege sokana kadar havada valla ömrümüz geçerdi. Oy! Şefin spesiyalitesi hazır gari. Ulan bu sabah ben seni kovmadım mı? Evet, kovduydum. O zaman ne yapıyorsun burada sen? Seni affettiğim için yemek pişirmeye devam ediyorum. Öyle. Efendim, şans oyunlarından büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Peki bakalım Erzurumlu hemşerim ne yapmış? İzleyin. Kız Belahar! Kız Belahar! Lan camız gibi bağırına kadar alan bunları da eve taşıyor. Kız lan helakem bırak, kız helakem, kurban olayım sana. Ne oldu? Kız, söyle, rüyalarım gerçek oldu. Ne oldu herif? Kız altını kayadan para tutturdum. Bu şerif ne değil senin anca? Sen de 700 lira. Kurban olayım o sıfata. Herif! Oğlum. Bana bak, ben gidip parayı alayım, sen hazırlan beni bekle, tamam? Hazırlanırım tabii herif. Herif Miami'ye de gider mi? Hele televizyonda gördün, hele güzel, hele güzel. İster Miami'ye git, ister Miami'ye git. İstersen elimin koluna git. Ben geldim mi seni evde görmek istemiyorum. Niye? Çünkü seni boşuram. Ne? Beyefendi! 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 Buyurun, buyurun, hayırdır? Kusura bakmayın beyefendi, biz sizin ofise gittik, oradan burada olduğunuzu söyledi. Bizim işimiz acil. Arkadaşlar, çay mı istedim? Ne aciliyeti? Yok, 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 çayını ne içme. Ben dayanamayacağım gayrı. Asıl ben dayanamayacağım. Boşayın beni bu kadınla. Hayır, ben arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen bağırışmayın. Görüyorsunuz, başka bir mekandayız, ayıp oluyor. Bu ayı mekan falan dinleyin. Böyle her yerde bağırır, çağırır işte. Böyle bağırır, çağırır. Bak, ben kesinlikle bağırmam, tamam mı? Hep sen bağırıyorsun, bana suç atıyorsun. Bana bağırarak konuşma. Asıl sen bana bağırarak konuşma diye bağırarak konuşma. Çarparım ha 28 tane. Lan güçsüzsün lan, güçsüzsün lan. Rezaletsiniz lan, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bu adam işte her yerde böyle bağırıp çağırıyor. Ondan sonra suçu bana atıyor. Ya sen, ya sen he? Lan yemek yapman, bulaşık yıkaman, çamaşır yıkaman, temizlik yapman, hiçbir şey yapman, ondan sonra yaptım lan değil mi? Bizi körük diye kandırın değil mi? Sen bana kocalık yaptın mı ki? Ben sana karalık yapayım ha? Yeter lan, yeter lan. Avukat Bey, hemen beni bu Nuri denen adamdan boşayın. Ben boşanmak istiyorum. Ne Nuri'si lan? La oğlum ben himmetim lan. La yoksa sen Kezban değil misin? Yoo.
Benim adım Nuriye. Aba. Ana! Vallahi bu benim kocam değil. Lan sen benim kadın değilsin. Ha! Biz boşanma avukatının ofisinden çıkarken çarpıştıydık. Ondan karıştık orada değil mi? Ha evet ya doğru. Ay, kusura bakmayın ben de sizi biraz hırpaladım şöyle vurdum neyim ettim. Asıl siz kusura bakmayın hanımefendi. Sizin gibi kibar nazik bir hanımefendiye çok kaba davrandım ben. Abo! Siz benimle geldiyseniz benim karım da sizin kocanız da gitti o zaman. He ya vallahi. Kusura bakmayın avukat bey. Sizi de rahatsız ettik böyle. Ne avukatı lan? Ben emlakçıyım ulan! Nedin lan? Gel. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah, maşallah. Makam doldu, makam doldu. Allah razı olsun sizi başımıza müdür edenden. Allah razı olsun. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın sizi sayın müdürüm. Yani arkadaşlarla da konuşuyoruz. Biz sizden çok razıyız, çok razı. Ben senden hiç razı değilim. Niye sayın müdürüm? Ulan bu ne terbiyesizlik? Ulan bu ne rezalet ha? Ben müdür olduğum halde her gün saat 7.30'da buradayım. Seni takip ettireceğim. 8'de gelirsen, 9'da gelirsen, 10'da gelirsen, kafan göre çekirgilsen. Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik ha? Ne gitsen sayın müdür. Sen de koskoca müdürsen gel saat 11'de. Sana kim ne diyor? Ne? Evlendiğime öyle pişmanım ki anı tamam. Esas ben pişmanım. Hatta senin iki katın kadar pişmanım. Seninle mutlu olacak kadın mamacep yeryüzünde çok merak edivereyim. Hı, bu tabii. İstersen şahit bile gösterebilirim. Kokmuş karı sen de. Anne! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.